Selam arkadaşlar. Biraz önce gördüğünüz gibi Dyson V12 aldım. Hiçbir işbirliği yok bu arada. Tamamen eve böyle bir kere alıp çok uzun süre kullanabileceğim, evi tertemiz hissedeceğim böyle hani ev için yatırımlık bir ürün almak istiyordum. Tuğba'nın storylerinde de bunu gördüm ve lazer özelliği var. Yeşil ışığı yakıyorsunuz ve normalde gözünüzde görmediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Çok etkilendim. Gerçekten bayılırım böyle ürünlere. Şimdi kurdum. Birlikte deneyelim. Çok heyecanlıyım. Şimdi lazer özelliğini kullanmak için karanlık bir yere, banyoya geldim ve açıyorum. Hazır mısınız? Ya hiçbir arkadaşım bir daha bana gelmeyecek, doğruymuş. İki ev düzenli silinip süpürülüyor ama bu yeşil ışık gerçekten çok farklı bir olay. Bakın işin garip yanı ne biliyor musunuz? Şu an ben çıplak gözle bakıyorum ve süpürgenin önünde hiçbir şey görünmüyor. Kamerayı da zoomladım ama şimdi açıyorum ışığı. Gerçekten çok garip ve o yeşil ışığı görmek bence insanda yeni fobiler oluşturabilir. Ya da yeni hobiler de oluşturabilir. Çünkü gece olması ve tüm ışıkları kapatıp bununla etrafı yeşil ışıkla birlikte süpürmek için şu an sabırsızlanıyorum. Neyse arkadaşlar, bunu zaten bol bol kurcalıyor olacağız. Hemen hazırlanıp gidelim. Efendim hızlı uzuyor değil mi? Hızlı. Say hi. Hi. Sean, one Russian, one Korean, yes. And one Kazakistan. Kazakistan. And one Turkish girl. Şu an hepimiz aynı masada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir ortak noktamız var, o da sosyal medya, işte güzellik konuları gibi. Ve şu an Tayland yemekleri yiyoruz bakın. Bir tane çorba dedim, o kadar güzel ki. Gerçekten çok güzel. Ben böyle bir şey beklemiyordum, hatta kimek zorunda kalacağım ama çok beğenmeyeceğim muhtemelen diye düşündüm. If you are foreign people in Turkey, you can try it because we all like it. What's this? This is curry. This is a real curry, not like Turkish curry. What's the difference? You will see what's the difference. Curry gibi kokuyor. It's not like a curry. It sounds like a Turkish curry, you are right. Yeah, but this is original curry. Tadı köri gibi değil ama orijinal köri bu. Ben yıllarca ne yedim? Arkadaşlar iki kişi gelip şu çok acı, şu çok acı haberiniz olsun diye uyardılar. Safiye de diyor ki şimdi o çok acı değil, o pul biber. Kısmını aldık o yüzden. Acıyı da ekledik şimdi geri kalan. Bir de böyle karıştırıyoruz. I think best Thai food ever. Is it similar to Korean food? No, it's not similar. You never tried Korean food. She's only 20. She have a lot of things to try. You like it? Yes, I like it. It's also interesting with lime. Mm-hmm. But you know, it's really spicy. They were right. Okay. Arkadaşlar şu olayı çok değiştirdi bu. Kesinlikle çok güzel oldu üzerine ve tadını tamamen güzelleştirdi bence. Hala acı gerçekten, yine de çok güzel. Ve şefe sordum, şef dedi ki sağlıklı. Ben de şefe inanıyorum açıkçası. Arkadaşlar şimdi size kalbimin temizliği adlı bir kısa hikaye anlatmak istiyorum. Böyle bir şey oldu. Ben bir kere mochi denedim. Mochi de bu yuvarlak olan tatlı. Belki görmüşsünüzdür. İçinde dondurma var. Bir kere denedim ve çok beğendim. İşte Safiye'ye diyordum ya ben mochi yemeyi çok istiyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Acaba yakında var mıdır? Sen biliyorsundur falan diye. Sonrasında işte şey dedim, hani Tayland restoranında yoktur değil mi dedim. Tayland restoranında olmuyormuş ama şansıma arkası da Japon restoranıymış ve arkadaki menüde varmış, sordum garsona. Birazdan mochi de yiyeceğiz. Şimdi bir Yasemin çayı içeceğiz. Ondan sonra ben mochi söyleyeceğim ve çok uzun zamandır böyle tekrar yemek istiyordum. Yeri neredeyse bir yıl oldu. O yüzden bakalım. Umarım yine aynı şekilde beğenirim. Hangisi vanilya, hangisi şu vanilya, bu kokonat. Tamam. Green tea, mango. Kokonat var. Arkadaşlar çok güzel. Yani bu mutfak mesela Türk damak tadına ne kadar uyuyor çok emin değilim açıkçası. Ama bu tatlı bence herkesin sevebileceği bir tatlı. Eğer karşınıza çıkarsa bence kesin deneyin. You're eating mango in Turkey and it doesn't have any taste. It's really like matcha and I don't like matcha. But I'm gonna eat it anyway. Did you like it? Let's eat in Turkish. Bana çikolata tadı geldi. Çikolata mı? Hakikaten. Nasıl ya? Bilmiyorum yani, yeşil çay tadını
yiyorum ama çikolata gibi bir şey. Kına'nın ne olduğunu biliyor musun? Lütfen arkadaşlar maçalı bir şey yiyin ya da için yiyin ederim tadı kına. Bu kadar olur. Mangolu olan çok güzel. Ben de galiba bir tane de mangolu söyleyeceğim. Bunu ye. Bunu ye. Arkadaşlar şimdi burcumu tahmin ediyor. Yeah, it was so nice. Wow. Anladın mı böyle Antalya gibi fotoğraf yaptıktan sonra 5 lira. 5 lira. Şimdi arkadaşlar Elif hiçbir şekilde acımadığını söylüyor. Ben de. Herkes öyle söylüyor ama benim canım çok tatlı. İnsan bir... Mesela şu ses bile beni korkutuyor biliyor musun? İnsan bir inanmıyor. Açık söyleyeyim ben inanmadım. Benim acıma yaptım. Hayır bir şey diyeceğim. Buzdolabı da acımıyor diyorlar. Benim gözümden yaş geliyor. Benim acıdım. Bu daha teknolojik yeni seri bir diyot cihazı. Üç başlıklı ve fiber uçlu olduğu için acı hissetmiyorum. Ben direkt bacakta denedim. Benim zaten buram acımaz. Ben direkt en acıyan yerde denedim. En acıyan yer bacak değil bu benim arada. Benim kemik çok acıyor. Ben o ya, kemik böyle çok acıyor. Soğuk. Göbeğime yaparsanız hiç sabit kalamam. Hazır mısın? Yapıyor şu an. Şu an oluyor mu? Yapıyor, evet. Şaka mı bu? Değil ya. Allah kurtuldu. Ben her gece bunun için dua ediyordum. Bu kadar. Daha şimdi bir şey olacak mı farklı? Bitti. Öyle demişti bana. Evet, bitiyor. Döküleceğine emin miyiz peki? Bu tepkiyi hep alıyoruz zaten. Yeterli oluyor mu ya da koltuk altında biraz? Yeterli ufak bir yanma oldu ama hani şey değil. Mesela yanma normalde değil, böyle değil, yakma değil böyle ısıcaklık gibi oldu. Ama bu zaten ne şey oluyor, o kıl kökleri patlıyor ve sen onu tık 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 şey hissediyorsun. Öyle bir şey yok işte. Patlama böyle aynı bu şekilde. Gezdiriyor. Bu kol bitti mi? Ön tarafı bitti, evet. Artık kadınlar olarak ya da genel erkeklerin de biraz hayatımız kurtuldu. Fake geliyordu bu arada. Buz ezere de çünkü şey acıtmıyor diyorlar ya. Acıttı benim. Çok garip, çok garip. Gelin terli koltuk altında deneyince söyleyeceğim. Çünkü kolda samimi olarak hiçbir şey hissetmedim. Sanki jeli sürdünüz ve herhangi bir cisim atıyorum. Şarj aletinin başını gezdiriyorsunuz gibi. Kişiden kişiye de değişiyormuş ama koltuk altı beni yine hiç hissedilmedi. Benim sadece gelin terli koltuk çok hassas. Gelin terli çok hassas. Onda bir sıcaklık oldu. Gidiyorum ben. Meraktan geldim. Hadi görüşürüz. Sonra sağa dönün. Hani bir araba vardı, gerildi biraz ama. Yok yok, gayet iyi döndü. Karşıdan geliyordu ama öncelik benimdi değil mi? Tabii ki.